Halis Serbest Bergen filminin yapım şirketine tazminat davası açtı. Halis Serbest, bir süre önce vizyona giren, Bergen filminin yapım şirketine, kişilik haklarına saldırı olduğu iddiasıyla maddi manevi tazminat davası açtı. Serbest'in avukatı, müvekkilinin hayatının rızası olmadan filme konu edildiğini belirterek, "Müvekkilim inanılmaz derecede ölüm tehditleri alıyor. Sosyal medyada da sürekli hakarete maruz kalıyor," dedi. Arabesk dalında seslendirdiği eserlerle herkesin beğenisini kazanan Bergen, 1989 yılında ise boşandığı eşi Halis Serbest tarafından öldürülmüştü. Bergen'in hayatını konu alan Bergen filmi, Mart ayında vizyona girmişti. Başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Tilbe Saran ve Erdal Beşikçioğlu'nun üstlendiği film, yoğun ilgi gördü. Halis Serbest ise, yaşadığı Adana'nın Kozan ilçesinde, filmin gösterimine engel olmuştu. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgen ise, film şiddet içerdiği için yapılan proje kapsamında, yayınlamama kararı alındığını belirtti. Bergen filmini yayınlamayan, Kozan Belediye Başkanı'na, Farah Zeynep Abdullah'tan yanıt gecikmedi. Kişisel Twitter hesabından Özgen'in açıklamalarını alıntılayan, Farah Zeynep Abdullah, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgen'e IQ testi gönderdi. Ünlü oyuncu, paylaşımına Özgen'i de etiketledi. Abdullah'ın paylaşımı kısa sürede yüzlerce beğeni aldı. Gazeteci, Candaş Tolga Işık. 8 Mart öncesi size bir Türkiye gerçeği anlatayım. Bergen'i öldüren Halis Serbest'in yaşadığı Kozan'da belediye sineması bugün aniden Bergen filmini yayınlamaktan vazgeçti. Filmin İstanbul'daki galasına çevik kuvvet geldi. Ölüm tehditleri alan yapımcıları ise korumalarla yaşıyor. Az önce Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgen'i aradım. Ve bir ay önce rezervasyonu yapılan film, neden gösterime girdiği gün, bir anda vizyondan kaldırıldı, diye sordum. Öyle uygun görüldü dedi. Sayın Başkan, tüm ısrarlarıma rağmen başka bir yanıt vermedi. Peki mahkeme, filme tedbir kararı isteği için ne karar verdi? Halis Serbest, söz konusu film gösterime girmeden önce avukatı aracılığıyla Kozan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne, kişilik haklarına saldırı iddiasıyla, gösterimin durdurulması için ihtiyati tedbir kararı alınması adına dilekçe sundu. Mahkeme, Serbest'in talebini reddetti. Bunun üzerine Serbest, filminin vizyona girmesinin ardından aynı gerekçe ve ölüm tehditleri aldığı iddiasıyla, tekrar, Kozan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne maddi manevi tazminat davası açtı. Bergen filmini yapan, yapım şirketi ise, dava dilekçesine itiraz ederek, filmde kişilik haklarına saldırı olmadığını ve davacının hayati tehlikesi olduğu iddiasının gerçekten çok uzak, hayatın olağan akışına aykırı olduğunu savundu. Serbest'in avukatı. Müvekkilim ölüm tehditleri alıyor. Halis Serbest'in avukatı Taylan Perver Yalnız, manevi olarak 300 ile 500 bin arasında bir tazminat talep edeceklerini, miktarın ise filmden elde edilecek gelire göre hesaplanacağını söyledi. Filmin vizyona girmesinin ardından, Serbest'in sıkıntılı süreçler yaşadığını belirten Yalnız, "Müvekkilim inanılmaz derece ölüm tehditleri alıyor. Bununla beraber sosyal medyada sürekli hakarete maruz kalıyor. Televizyona çıkıp bu tehditleri savuranlar var. Bunlar mahkemeye rapor olarak sunulacak. Ortada kişinin rızası olmadan çekilmiş bir film ve hukukun zedelendiği bir durum vardır. Burada kadın cinayetini savunmuyoruz. Bu sadece bir filmden kaynaklı tazminat davasıdır. Ayrıca müvekkilim tazminatı kazanırsa derneklere bağışlayacağını söyledi."